Bir yanlış anlaşılma oldu Haşmet Bey. Yani kızımız bize emanet. Aklınız kalmasın ne olur. Sen iyi misiniz? Siz iyi misin? İyiyim, hayat da iyi. O zaman siz de kusura bakmayın. Yürü gidiyoruz evine. Yürü. Böyle adam çıldırtıyorlar, elimden bir kaza çıkacak diye ödüm patlıyor. Bu yaptıkları hapishanelerde sonra. Bütün bunlar senin başının altından çıktı değil mi? Ben seni uyarmıştım ya. Tamam o halde. Bu saçma sapan gösteri bittiyse artık gidelim biz. Murat, bak şimdi bir şey konuşuldu Haşmet Bey'le. Bak olayları bozacak bir şey yapmayın Allah aşkına. Ne konuşuldu ya? Bir ton yalan söyledi, ne konuşuldu? Yürü hayat gidiyoruz. Ben gelmiyorum, burada kalıyorum. Sana yazdım ya. O saçmalıklardan mı bahsediyorsun? Sana göre saçmalık. Hayat beni sinirlendirme. Beni sinirlendirme, gidiyoruz yürü. Lütfen Murat. Murat. Sakin ol evladım, gel oturalım biraz. Ya herkes bir sakin olabilir mi? Siz niye bu kadar karışıyorsunuz ya? Bizim meselemiz bu. Ben gelmiyorum ama. Hayat yürü. Bırak. Abi yapma, bak babaannem iyi değil. Babaanne. Anne. Babaanne. 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 Babaanne iyi misin? Babaanne çabuk su getir. Su getir. Babaanne. Babaanne. Hala yüksek. Babaanne. Neyin inadını yapıyorsun? Gel ambulans çağıralım, gidelim. Düşer şimdi tansiyonum. Sabah ilacımı almayı unutmuşum. Hem siz benim yanımda olursanız daha çabuk iyileşirim. Gitmeyeceğiz babaanne. Senin yaşına kadar burada kalacağız. Merak etme. Biz çıkalım, sen şimdi dinlen, olur mu? Beğendin mi? Ne yapmışım ben ya? Babaannem ne hale geldi, görmüyor musun? Niye geldin buraya? Ben sana evden çıkmayacaksın demedim mi? Sen istedin ya. Ben mi istedim bunu? Sen ne dediğini hatırlamıyor musun? Ben ne dediğimi gayet iyi hatırlıyorum ama sen böyle kafana göre davranamazsın hayat. Delireceğim ya, gerçekten delireceğim. Ben seni kukla falan değilim. Kukla? Sen kukla mısın şu an yani? Ortalığı savaş alanı çevirdin be. Sonra hop bir yalan, her şey oldu bitti gitti. Seninle beraber sıkıştık buraya, senin yüzünden. Yeter! Yeter! Her seferinde aynı şeyleri duymaktan ben bıktım, sıkıldım artık. Ayrılalım. Bitsin. Bitsin bu işkence. Hatta yarın gidip hemen boşanma davası açalım. Ne olacak öyle bir şey? Senden asla ayrılmam. Benden nefret etmeye devam edeceksin yani. Evet. Çünkü sana hala çok aşığım. O zaman beni bu kadar sevme. Ne olur. Nefretin azalır belki. Bu elinde olan bir şey değil. O yüzden bu odaya, bu yatağa ve bu cehenneme beraber sıkışacağız. Sıkışmak zorundayız hayatım.
sıkışmayacağız. Çünkü bir daha asla yan yana yatmayacağız. Bana bak, biz zaten senin aynı yatakta yatmıyoruz. Ama çıkıp başka yerde uyumayacaksın. Kimse bilmeyecek bunu. Merak etme, bilmeyecek. Çünkü ben koltukta uyuyacağım. Ay vallahi Fadik, uçurumun kenarından döndük kız. Meğerse her şey bir yanlış anlaşılmaymış. Azim Hanım kendi çağırmış çocukları yanına ya. Damadın falan da kızgın olduğu yokmuş yani. O Derya denen kadının yatacak yeri yok ha. Seni hep dolduruşa getiriyor haspam. He vallahi doğru söylüyorsun. O şeytan, o dikine gömecekler o şeytanı, dikine. Emine. Buyur babacığım. Ya benim böyle bir poşetim vardı. Nereye bunu bulamıyorum onu. Sen gördün mü? Görmedim baba. Ne vardı? Ya ben bu evde kaybolsam beni de bulamazsınız siz. Bir günde bir işe yarayayım be. Şey, kıymetli bir şey mi vardı poşette? Kıymetli bir şey vardı. Neydi? Elinin kölü. Tövbe estağfurullah. Ya ben onu eve getirdim, çıkardım mı poşetleri, nereye koydum? Otobüste mi düşürdüm? Ya sen alın mı, Allah'ını seversen. Ses etme ne olur, bak heyeleri üstünde. Ha? Yahu bir günde telaşsız başlayalım ya. Ha? Hadi. Hayat Hanım. Bu sizin mi? Hayır benim değil. Siz bırakın isterseniz ben kızartırım onları. Yok yok. Babaannem için yapıyorum. Benim yapmam lazım. Bu ne ya? Her yer leş gibi yağ kokmuş.